Sosyal medyada bayağı bildiğin mahkemeler kuruldu. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ama dezenformasyon yasası geldi tam da bu noktada. Hadi bakalım 29. madde bizim canımıza ot tıkayacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hukuken problemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Adalet komisyonundaki tartışmaların içerisine Yargıtay'dan bir üye de gelmişti biliyorsunuz. O Yargıtay üyemiz de bunu çok net bir şekilde ifade etmişti. Ben de kendisinin görüşüne katılıyorum ve pek çok hocamın görüşüne de katılıyorum. Hukuk böyle çerçevesi çok belirli bir alanı ifade etmeli. Flu alanı kaldırmaz. Özellikle ceza hukuku kaldırmaz. Ceza hukukunda temel bir kaide vardır. Suç ve cezada kanunilik. Bu kanunilik ilkesi çerçevesinde neyi nasıl yapacağınız, hangi tanımı nasıl belirleyebileceğiniz, nasıl belirlediğiniz çok mühimdir. Çok flu alanını görüyorum. Gerçek tırnak içerisinde kanun metninde geçen gerçek kavramının nasıl doldurulacağı, kime göre gerçek, neye göre gerçek olacağı göre. Yönetmelikle olmaz bu işler. Kanunla olması gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi yanlış hatırlamıyorsam Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı meseleyi ve esastan görüşme kararı da aldı diyebiliyorum. Öyle takip ettim. Ben Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğine inananlardan biriyim. Ve iptal edilmesi gerekenlerden. Edilmezse ilginç bir durum. Size göre gerçek, bana göre değil. Neye göre gerçek? Çok problemli, flu bir alan. İptal edilmesi gerektiğine de inanıyorum ama bunu şurada söylemek istiyorum. Ben bu yargıya parmak sallayanlardan hiç hoşlanmıyorum. Bu hangi taraftan olursa olsun bu böyle olmalı. Derhal tutuklanmalı, derhal serbest bırakılmalı ya da işte derhal şu olmalı falan değil. Benim buradaki kastım kendi kişisel görüşümü ifade etmektir. Tabii ki yargının vereceği karar gerçek manada bağımsız bir karar ve vicdani kanaate dayanmalıdır. Hukuken olması gerektiğini kendi kişisel kanaatime ve bugüne kadar 21 yıllık meslek deneyimimde edindiğim ve fakülteyi de buna katarsak zaten 25-26 yıl oluyor. Oradaki bilgilerime dayanarak ifade etmek istiyorum. Yoksa böyle olmalı, şöyle olmalı gibi söylemek anlamında söylemedim. Dediğim gibi çok problemli olduğunu düşünüyorum. İfade hürriyeti insan olmanın aslında en kıymetli hürriyetlerinden bir tanesi. Düzenleme gerekiyordu çok ama böyle değil. Evet böyle değil. Bu flu alanlarla bu işler doğru olmaz diye düşünüyorum. İfade hürriyeti en demokratik haklarımızı kullanabileceğimiz bir hürriyet. Bir insan düşünün ki hayvandan farklılığını ortaya çıkartan düşünebilmesi ve düşündüklerini ifade edebilmesi. Dolayısıyla bu farkı içeren bir hürriyetle ilgili olarak sınırlayıcı yorumların sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Sınırlamamak gerekir. Bu demek değil her önüne gelen hangi fikri istiyorsa tabii ki de savunsun ama bunun çerçevesi benim özgürlük alanıma girmemeli, bir başkasına girmemeli. Hem de hakaret olmamalı, suç unsuru taşımamalı diye düşünüyorum. Yani çerçeve bu. O çerçevenin dışında herkes dilediğini söyleyebilmeli bence. Sakarya'da yaşıyoruz. Evet. Türkiye'nin her çok bölgesini. Çok seviyorum Sakarya'yı. Ben de şehrimmişim. İyi ki seçmişim. İyi ki buralıyız. İyi ki 21 sene önce i̇yi gelmiş, yerleşmişim. Şehirde ilginçtir. İşte OSB sayısı çarpı 2,5-2 olacak vesaire falan. Hı hı. Yani bu şehrin insanı olarak sadece ikinci dönem baro başkanı seçilen İknur Hanım olarak değil. Bu şehirde yaşayan bir sonra çarpı 2 OSB'ye nasıl bakıyorsunuz? Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tarım arazilerinin herhangi bir şekilde ticaret alanına, efendime söyleyeyim, fabrika yapımı için yürüyecek sanayi alanına, bir başka alana dönüştürülmesini doğru bulmayanlardanım ilkesel olarak. Pandemi de bize gösterdi ama ondan önceki kriterler de aslında pandemi yaşamadan önce de tarımın aslında fabrikada üretilmiyor toprak evet, çünkü. 3. Dünya Savaşı öncesinde en önemli ihtiyacı karşılayacağına ilişkin işaret fişeklerini vermişti. Bir başka mesele var. Dünyada 34 ülkede çok ciddi yoksul açlık var. Yoksul ülkeler bunlar. Bu açlıkla ilgili olan konuda da çok ciddi bir travmatik süreç yürüyor. Şimdi bu üçünü bir araya koyduğumuz zaman bizim topraktan başka şansımızın olmadığı aşikar. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bütün meseleye bakmak ve kentin meselesini de böyle yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Ben bu konudaki yöntemsel olarak farklı bir yöntemim var. Az biraz beni tanıdınız. Sakarya kamuoyu da
tanıdı. Ben böyle bağır çağır bazı şeyleri yapmıyorum. Ama arkada bir bilinç ve süreç takibi mutlaka oluyor. Ve bu konuda karar alacak olan kişilerle de birebir bu işlerin istişaresini ve görüşmelerini çok sıklıkla yapıyoruz. Hem iktidar partisiyle, hem ana muhalefet partisiyle ve hem bütün siyasi partilerle, bize gelmeleri sebebiyle de mutlaka bu konu açılıyor son günlerde. Bu konudaki fikrimizi anlatıyoruz, izah ediyoruz. Olursa bu işlerin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Süreçlere ilişkin ne türlü takipçi olacağımıza ilişkin emareleri de veriyoruz. Onu ifade etmiş olayım. Yani baro bu konuda suskun, duyarsız değil. Sadece süreci takip ediyor ve yapılması gerekenleri hiç gözünü kırpmadan yapacaktır diye düşünüyorum. Bir de çok popüler oldu yine siyasi partiler. Ankara'da bir X siyasi parti genel başkanı bir yıl içinde gerekirse zorla mültecileri göndeririz. Bizim şehrimizde mültecilerden birçok şehir. Evet, Uydukent bizim kentimiz. Yani birçok şehir gibi nasibini alanlardan birisi. Evet. Şehirle entegrasyon, yerleşkeleri, yaşayışları, hukuksal boyutu, bütün boyutuyla mülteciler meselesinde de yeterince hazırlıklı mı davrandık, doğru mu yapıyoruz, eksikler neler? Şimdi mülteci ya bir başka hukuki ya da başka tanım. Bir şey. Sığınmacı bir başka hukuki tanım. Sanırım bizim ülkemizdekilerin büyük bir çoğunluğu sığınmacı. Öyle bakalım meseleye. Çok ucu olan denklemleri içeren bir mesele bu. Ama bugün göndereceğiz demekle bu insanları göndermek hem hukuken mümkün değil, hem insani olarak da mümkün değil diye düşünüyorum. Bizim baro olarak çerçevemiz hep insan hakları. Eğer bir yapılacak eylem insan haklarına aykırıysa, Sakarya Barosu'nun öteden beri devam eden bir geleneği var. O gelenek çerçevesinde hayır diyor. Olmaz. Bu insan haklarına aykırı diyor. Bizim de devraldığımız bayrak ve ilkeler çerçevesinde bakış açımız bu. Ama bu sığınmacılar gitmesin anlamında söylemiyorum bunu. Misafirlik, evet bir misafirlikti ve yaşamsal zorlukları vardı. Türk milleti kadim bir millet ve kadim ilkelerle bugüne kadar idare edilmiş bir millet. Bu millet mazlum pozisyonunda olan, yaşam sıkıntısı olan, kimseye kapısını kapatacak bir millet değildi. Aldık, kabul ettik. Ama ondan sonra bir başka sosyolojik probleme neden olacak süreçler yürümeye başladı. Bir. Öbür taraftan da yaşamsal engeller kendi memleketlerinde ortadan kalkmaya başladı. Dolayısıyla bunun aşamalı olarak ve çok doğru planlanarak insan hakları ihlallerine de neden olmayacak şekilde. Çünkü burada Türkiye'de evlilikler de oldu. Tabii, çocuklar oldu. Şehrin merkezini onlara bıraktık biz. Az buz sorunlar yaşanmadı. Dolayısıyla bunların her birisini gözetmek suretiyle bu misafirliği nihayetlendirmek mümkündür diye düşünüyorum. Olmalıdır diye de düşünüyorum. Ama meseleye yani mutlaka gitmeliler, gitmek zorundalar. Siyasi jargon olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Evet, ben parmak sallamak biçimde olmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü o bakış açısı, siz birine parmak sallarsınız, birileri görev edinir bunu. Birileri görev edinir, ondan sonra kişilerin yaşam hakkına kast edebilirler. Bu doğru bir şey değil. Bunu doğru bulmuyorum. Şehirde...